Bu videomuzda ters gard ile nasıl dövüşülür, kazanma taktikleri ve ufak bilgiler vereceğiz. Nasıl yapıyoruz? Gard pozisyonundayız. Birinci kural, ters gard ile dövüşürken asla ve asla onun güçlü kolunun içerisinde olmayacaksın. Bu ne demek? Ters gardın sağ ayağı öndedir, sol ayağı geridedir. Sağ el öndedir, sol kol geridedir. Yani onun için güçlü kol sol koldur. Eğer ki bu pozisyonda biz rakibin iç tarafında olursak, yani benim sol ayağım rakibin ayağının iç kısmına bakarsa, onun güçlü koluyla direkt karşı karşıya kalmış oluyor. Bu durumda ben dezavantajlı pozisyondayım. Bana hem ters geliyor hem de power punch atabilecek, sert yumruk atabilecek kolun tam karşısına geçmiş oluyorum. Benim ise güçlü kolum boşta olmuş oluyor. Yakalamak için biraz daha çapraz ve eğilime girmem lazım. Bunu düzeltebilmek için, bunu avantaj haline geçirmek ve rakibin sağ sol kolunu egale edebilmek amaçlı, ters gardla dövüşürken sağ ayağının hep dışında durmamız gerekiyor. Böyle olduğu zaman onun güçlü kolunu egale ediyorum, boşa çıkartıyorum. Benim güçlü kolum, yani sağ kolum, hep onun hedefinde olmuş oluyor. Ve rakibi böylelikle daha rahat bir şekilde yönlendiriyorum. Nasıl yapıyoruz? Gard pozisyondayız. Şu an karşı karşıyayım direkt. Şu an içerideyim. Bu içeride bulunmuş olduğum pozisyonda gördünüz ya, çıkartalım. Evet. Burada güçlü koldan daha fazla baskıyor. Fakat ben dışarı çıktığım zaman hop, buradan rakibi daha rahat bir şekilde yönlendiriyorum. Hep dışarıda olmaya çalışıyorum. Ki atıyorum sert bir adımda hop, güçlü kolumla direkt aparkatla içeri girebilirim. Veya patlayıcı yumruklarda garddayım, hop, direkt kroşeyle yakalayabilirim. Yine garddayım, karşı karşıya duruyorum, atak yapacağım. Terse geçtim, mideyi, karaciğeri, diyaframı, hepsini yakalayabilirim. Ama eğer içerideysem bunları yapmam çok zor. Çünkü her zaman ters gard sana kontra atak çıkartacak. O yüzden olabildiğince boks distansını koruyup patlayıcı yumruklarla dövüşmemiz lazım ters gardlarda. Çünkü o bunu beklemeyecek. Ama içeride dövüşürsem onun avantajına. Dışarıda dövüşürsem ve patlayıcı olursam hop bam, birden yumruklarla çıkabilirsin. Olabildiğince rakibi ayaklarınla yorman lazım. Tamam, bu şekilde. Hop geldi, buralara geldi. Bu. İçeri geçtiğin anda sen defans yapmak zorundasın. Olabildiğince dışarıda dövüşüyoruz.